bir jeneratöre bakayım. Burada bekler misin? Korkmadım. Geleceğini biliyordum. Elektrikler gelmedi daha. Evet. Jeneratörün benzini bitmiş. Mecbur elektrikleri bekleyeceğiz. Nasıl yani? Biz birlikte mi bekleyeceğiz? Nerede peki? Burada mı? Uyumak istiyorsan odaya kadar eşlik edeyim. Hiç uykum yok aslında. O halde hazır mumları da yakmışken burada bekleyelim. Hatta ikimiz için kahve... Elektrikler yok. Ben ocakta yapabilirim cezvede. Çok iyi olur. Bu sefer Türk kahvesi içeceksin. Diğerini cezvede yapamazdım. Sakıncası yok. Nasıl olsa birlikte içeceğiz. Diğeri kadar lezzetli yapacağına eminim. İki
ikimiz de kabul edemedik galiba. Elektriklerin kesik olduğunu senin de aklından çıktı. Buna çok benzer bir akşamımız daha olmuştu. Sadece o gece kahveyi ben yapmıştım. Her şeyi hatırladığında en güzel sohbetlerimizden birinde yaptığımızı hatırlayacaksın. Birçok şey konuşmuştuk. Ama en çok kahvelerden söz ettik. Sana bildiğim ünlü bir mekanın baristasını anlatmıştım hatta. Çok güzel bir akşamdı. Akşammış demek istedim. Sohbet etmişiz, kahve içmişiz. Üstelik kahveyi sen yapmışsın. Aldım galiba. Sorun değil. Seni kurtarabileceğim mesafede ol yeter. Başarılı. Eksik söylemişim. Çok çok başarılı. Benim baristanın mekanından bile güzelmiş burası. Eğer davet edersen yine gelirim. Kadar hızlı eriyor. Öyle. Yeterince yanmamıştı.
gitmesine daha vardı. Yarım kaldı. Dur. Bazen olduğumuz yeri, gideceğimiz yolu yeterince göremeyecek kadar karanlıkta oluruz. Hayat bu. Yaşıyoruz. Değişiyoruz. İstediklerimiz kadar, istemediklerimiz de oluyor. Bak, şimdi karanlığın içindeyiz. Duyuyor musun? Gecenin, bahçede rüzgardan sallanan yaprakların sesi buraya kadar geliyor. Görmüyoruz. Ama biliyoruz orada olduklarını. Dışarıya çıksak, şöyle bir baksak, hepsini görürüz. Havada az önce pişirdiğin kahvenin kokusu var. Ellerimde güzel ellerinin sıcaklığı var. İnsan karanlıkta bile olsa duyar, hisseder ve gideceği yolu bulur. Karanlık engel değil. Zaten hiçbir karanlık sonsuza dek sürmez. İnsan içinde çok kalınca karanlıkta bile görmeye başlıyor. Tam da senin dediğin gibi. Her şeyi hissetmekle ilgili. Orada olduğundan emin olmakla ilgili. Bir kere yaşadıysan, onu iliklerine kadar hissettiysen artık karşında olmasına gerek yok. Görmesen de olur. Yaşarsın. Konunun ne olduğuna göre değişir bu. Çok sevdiğim bir eşyayı, mesela bir vazoyu aylarca görmeden yaşayabilirsin. Ama nefes almadan yaşayamazsın. Ciğerlerin o havayla dolmadan olmaz. Oh.
bugün her şey bitecek. Bunu yapmak zorundayım. Yapmak zorundayım. Gitmek zorundayım. Bir mucize olamaz mı? Hatırlayamaz mısın her şeyi? Geçtiğimiz zorlu yolu, göze aldığımız şeyleri bilsen keşke. Her şeyi hatırladığımı bir bilsen keşke. Bütün yaşadıklarımızı sanki şu an oluyor gibi hatırlıyorum hem de. Ama gitmek zorundayım. Öleceğimi bile bile, sizin mahvolacağınızı bile bile sana ve Ali'ye yeni bir ölüm acısı yaşatamam. Gücüm yettiğince sizi bu acıdan korumak zorundayım. Karım, eşim, yol arkadaşım. Ben bunları daha önce kimseye söylemedim. İşte sana söylüyorum. Soyadın değişse de sıfatların değişmeyecek. O kağıda atacağım imza ne ki? Ben hep senin eşinim. Ama başka bir hayat mümkün değil artık bizim için. Çünkü benim acımla yanacağını bilerek ölemem. Bunu yapamam. Senin yerin benim yanım. Yeni bir hayat kurmaya hazırım seninle. Her şeyi yeniden yaşamaya varım. Yine de keşke. Keşke böyle bir son yaşamak zorunda kalmasaydık. Of! Bir mucize Allah'ım ne olur. Bir mucize göster bize. Hira Demirhanlı, Orhun Demirhanlı, Hakim Bey sizi bekliyor. Hakim Bey sizi bekliyor. Anlaşmalı boşanma için mahkememize başvurmuşsunuz. Neden boşanmak istiyorsunuz? Bundan bir yıl önce bir trafik kazası geçirdik Hakim Bey. Eşimin hafızasının toparlanması zaman alacak. Süreci bu şekilde geçirmemizi istediği için boşanıyoruz. Aslında siz boşanmak istemiyorsunuz. Evet, istemiyorum. Ama eşimin kendisini iyi hissetmesi için boşanmayı kabul ettim. Eşin anlattıkları doğru mu?
Doğru hakim bey. Bak şimdi kızım. Çok büyük bir sıkıntı yaşamışsın. Ama eşin sana destek olmak istiyor. İyiliğin için kendi istememesine rağmen boşanmaya bile razı gelmiş. Sen de belli ki eşine kıymet veriyorsun ve onu seviyorsun. Eğer düşünmek istersen ben mahkemeyi ileri bir tarihe erteleyebilirim. Ne dersin? Düşünmek için süre istiyor musun? Hayır, istemiyorum. Boşanmak istiyorum. Gereği düşünüldü. Mahkememize anlaşmalı boşanma için başvuran tarafların sözlü beyanları alındı. Gerekçesi daha sonra yazılacak olan gerekçeli kararda açıklanmak üzere Hira Demirhanlı ile Orhun Demirhanlı'nın boşanmasına karar verilmiştir. Benim hayatımız görünmez bir iple
çözülmesi imkansız bir düğümle bağlanmış. Sen iyiysen ben de iyiyim. Sen kötüysen ben de kötüyüm. Koskoca bir yıl o ip tamamen koptu sanarak yaşadım ben. Mecburdum. Senin için. Seni yokluğuma alıştırmak için bunu yapmaya mecburdum. Benim lavaboya gitmem gerek. Sen arabaya geç istersen. Burada bekliyorum. Bitmedi. Bitmeyecek. Yeniden başlıyoruz. Sil baştan. Buraya neden geldiğimizi söylemeyecek misin? Zaman çok çabuk geçiyor. Tıpkı bu kumların akıp gitmesi gibi. Dünyanın bir ucunda. Eritre'de seninle karşılaştığımda bunun benim için bir milat olacağını bilmiyordum. Sen hatırlamıyorsun. Ama söylediğim gibi hikayemiz iyi başlamadı. Kaybettiğimi düşünürken ikinci kez kumlarda buldum seni. Thank you.
bundan böyle kaybedecek zamanımız yok. Seninle geçen her dakika, her an benim için çok kıymetli. Seninle bir yolculuğa çıkacağız. Kalabalıktan uzakta. Sadece ikimiz. Baş başa. Olmaz. Yapamam. Kaybolmuş hissettiğinin farkındayım. Bir çıkış yolu arıyorsun. Aradıkça daha da kayboluyorsun. Her şeyi bırakmanı istiyorum senden. Sadece bu anda kal. Geçmişi düşünme artık. Geleceğe bak. Uzun bir hayat var önümüzde. Olmaz. Kolay gibi gözüküyor ama değil. Aşklar akıp gidiyor şu akarsu gibi. Akıp gidiyor aşklar. Hayat öyle durgun, öyle yavaş ki. Ve umut nasıl zorlu. Nasıl debdebeli? Seni Mirabeau Köprüsü'nün olduğu yere, Fransa'ya götüreceğim. Orada her şeye yeniden başlayacağız. Hayır demek yok. Korkmak, kaçmak, ertelemek yok. Orhun. Söyleyeceklerim vardır diye düşünüyorum. Evet var. Biz gidiyoruz. Gidiyoruz derken nasıl, nereye? Fransa'ya. Uçağı hazırlattım. İki saat sonra uçuyoruz. Boşandık demedin mi? Fransa'ya gitmek de neyin nesi? Öyle gerekti. Peki, ne zaman döneceksiniz? Belli değil. Ne zaman istersek o zaman. Hazırlanmamız lazım. İçeri geçelim.
Fransa'ya gitmemiz ani olmadı mı? Yapmayalım. Ben gelemem. Çıkmadan önce halletmem gereken birkaç iş var. Sen toparlanmaya başla. Fazla eşya almana gerek yok. Eksikleri oradan tamamlarız. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ben gelemem. Olmaz. Hazır mısın? Hazırım. Yarım saat bir şirkete uğramam gerekiyor. Sonra çıkarız. Bir dakika.
demek bu? Hira her şeyi hatırlıyor. Hafızası geri geldi. Ve o sana bunu söylemedi. Elektroşok işe yaramış olmalı. Sonrasında hastanede her şeyi hatırladığını söyledi. Her şeyi hatırlıyor. Gerçekten hafızası yerine geldiyse bana niye söylemedi? Senin bilmeni istemedi. Bizim sana söylememize de engel oldu. Defalarca söyledim ona, Orhun'a söylememiz gerekiyor dedim. Ama dinlemedi beni. Aldığın nefes her şeyden önemli. Çünkü senin nefesin benim nefesim. Sen iyisen ben de iyiyim. Sen kötüysen ben de kötüyüm. Seninle benim hayatımız görünmez bir iple, çözülmesi imkansız bir düğümle bağlanmış. Biliyorsun, bu bir son değil. Kim derdi ki seninle bir gün yan yana kaldırımda çikolata yiyeceğim? Bence bundan sonra şaşıracağın çok fazla şey olacak. Ne gibi? Olunca görürsün. Bulaşmış. Musa! Enişte? Duyduklarım doğru mu? Hafızası yerine geldi mi? Gerçekten hatırlıyor mu her şeyi? Kim? Kardeşim mi? Evet. Gerçekten hatırladım her şeyi. Hatırlıyor, evet. Enişte. Ne sordu Orhun, ne konuştunuz? Hira'nın hastalığını söyledin mi ona? Fırsat vermedi ki. Hira hatırlıyor mu dedi. Ben de evet dedim. Öğrenmiş hafızası yerine geldiğini. Evet, ben söyledim. Neden? Hani kimse söyleyemeyecekti? Söylemek zorunda kaldım. Kimse haber vermeden çıkıp gitmiş. Yani başına bir şeyler gelecek diye korktum. Benim kardeşim ölecek diye eniştem bu gerçeği bilmeli. Hayır Musa, unuttun mu? Hira söylememizi istemedi. Onların iyiliği için söylemeyeceğiz. Ama eniştem eğer gerçeği bilmeyirse... Hira söylemek isteseydi kendisi söylerdi Orhun'a. Hem ölmeden önce belki de bizden son dileği bu. Benim kardeşim nerede şu an? Neler gitti? Neler yapar? Hem de hasta haliyle.
Beni duydun mu Yavuz? Her yeri arayacaksınız. Yanında telefon ya da kredi kartı yok. O yüzden fazla uzaklaşmış olamaz. Konağın çevresinden başlayıp aramayı kademeli olarak arttıracağız. Tamam Orhun Bey, hemen başlıyoruz. Önce konağın civarındaki mobese kameralarına ulaşacağım. Elinizi çabuk tutun. İhmal yok, atlama yok. Gözden kaçırmışım demek yok. Merak etmeyin Orhun Bey. Benim gitmem gerek. Bana bir açıklama yapmadan hiçbir yere gidemezsin. Hafızan geri gelmiş. Her şeyi biliyorum. Sana söyleyemezdim. Bunu sana yapamazdım. Neden? Her şeyi hatırladığın halde neden gittin? Niye bana bir şey söylemedin? Her şeyi hatırlıyorum, evet. İlk karavan yolculuğumuzu, ormanda yaptığımız yürüyüşü, kaldığımız çadırı, yıldızları, birlikte yaptığımız vazoyu, evlenme teklifini, hepsini hatırlıyorum. Neden? Neden gittin? Neden hiçbir şey söylemeden gittin? Neden bıraktın beni? Neden sakladın her şeyi hatırladığını benden? Çünkü hatırladıklarım artık benim için bir şey ifade etmiyor. İfade etmiyorum. Evet. Gitmek istiyorum.